Değerli konuklar, adaletin her zaman olmazsa olmazımız olduğuna, bu doğrultuda geliştirdiğimiz hukuk nosyonundan vazgeçmememiz gerektiğine olan inancım geçmişte olduğu gibi bugün de tamdır. Beyninde, ruhunda adalet ve hukuk olgusunu içselleştiren ve bu olgudan taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her köşesinde yaşayan avukatlar bu mücadelenin neferleri ve savunucularıdır. İmkanlarımız ve geldiğimiz yerler farklı da olsa birleştiğimiz ortak paydalar devlet, vatan, bayrak, insan ve adalet olmalıdır. Bu paydalarda birleşmemek olası değildir. Ve bu paydaların harcı, temeli ve hamuru adalettir. Hukuk ve adaletin insanoğlunun içinde var olan insani duygulardan bağımsız olmadığı açıktır. Bu noktada halkımızın beklentisi kendisini de anlayan bir hukuk düzeni ve de bu düzenin yaşadığı kurumlardır. Tarihsel süreç içerisinde adaletin ve yargının evrim süreci sonunda kurumların geldiği noktada halkın adalet arayışında empati kültürünün azalması, vatandaşı anlamak noktasındaki umarsızlık kurumları halktan uzaklaştırmaya başlamıştır. Oysa ki yapmamız gereken vatandaşı anlamak noktasında empati yapmak, sorunları ile öz olarak ilgilenmek, gerçekten bir adalet yakarışı içinde olduklarını hissetmektir. Devir, adaleti her zamankinden daha fazla içselleştirme, üretme, araştırma, gelişmelere ayak uydurma, halkı anlama, adalet yakarışlarına doğru yaklaşım gösterme, onlara doğru mesajlar verme devridir. Bu anlamda çözüm basittir. Olayları karmaşık hale getirmek gereksizdir. Her zaman basit düşünmek, basit ve akılcı çözümler üretmek ve empati yapabilmek doğru sonuca ulaşmak için geçerli bir kılavuzdur. Kapımızı çalan ve adalet arayan vatandaşımızın istediği hukuki probleme çare bulmaktır. Yargıya başvurduğunda hakkını koşulsuz arayabileceğini, kanun önünde eşit olduğunu, karşısında kim olursa olsun hukuk ve yasalar çerçevesinde haklı ise mutlaka adil bir sonuç alacağını ve de bu sonucu makul ve en kısa sürede alabilmek istediğini hissetmektir. Hak arayan vatandaş, ben hakkımı aradım, bana tamamen eşit davranıldı, yargılama tamamen adil yapıldı, verilen karar aleyhime de olsa tamamen adil olduğuna inanıyorum diyebilmelidir. Devletimizin bekası, milletimizin refahı için bunu başarmaya ve adaleti tek kılavuz olarak kabul ederek kendimiz için istediğimiz adaleti herkes için istemeliyiz. Avukatlar olarak bizler hukukun üstünlüğü ilkesinden, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nden ve de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ve de ilkelerinden taviz vermeden bu mücadeleye devam edeceğiz. Sizleri yeni adli yılda da bu ilkelere sahip çıkmaya, bu uğurda mücadele etmeye, tüm zor koşulların üstesinden gelerek adaleti, adil yargılanma ilkesinden ayrılmadan en makul sürede bulmaya davet ediyorum. Yeni adli yılın ülkemize, devletimize, milletimize, adalet camiamıza ve de avukatlarımıza hayırlar getirmesini, pandeminin bir an önce son bulmasını diliyorum.